Herkese selam ve merhabalar sevgili Kova burçları. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Aralık aylık tarot okumanızı yorumlayacağım. Şimdiden sizlere güzel bir ay diliyorum. Güneş yükselen Ay burcu Kova olanları Aralık ayında neler bekliyor? Hangi yenilikler, hangi durumlar söz konusu? En doğru en gerçek rehberliği sunmaya niyet ediyorum. Bakalım neler var, neler yok. Güzel bir ay olsun arkadaşlar. Tabii ki her zaman niyetimiz güzel olandan, olumlu olandan yana. Bir kaynak arıyorsunuz. Para anlamında bir kaynak arıyorsunuz. Kendinizi daha güvende hissetmek niyetiyle. Herkesin kaynak arayışı farklıdır. Kadın erkek fark etmeksizin söylüyorum. Kimisi iş kurar, Evet bir kaynağım oluşsunlar. Kimisi ben bu bölümü okuyayım da okuduktan sonra ya da bu sertifikayı alayım da kaynaklarım biraz daha artsın. Biraz daha işte iş alanım kolay olsun gibi. Kimisi evet işe girmem, işte atanma, sınavlar bunlarla ilgileniyor olabilirsiniz. Maddiyatı iyi işte şu şehirden, şuralardan bir insan olsun. Onunla hayatımı birleştireyim. Sonuçta bu da maddi bir anlamda kaynak. Kimilerinizin mahkemesi olabilir. Bu da bir kaynaktır. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler aradığınız ya da evet bir yer var. Normalde satmayacaktım ya da kiralamayacaktım. Şimdi satma ve kiralama işi için işte arabadır, odur, budur. Bunlarla ilgileniyorum. Bakın ne olursa olsun. Bunlarla ilgileniyorum. Nasıl biraz daha param fazlalaşır? Nereye yatırım yapmalıyım? Bunları çok net bir şekilde araştırdığınız dönemdesiniz. Hatta gündeminiz para, yatırım, kaynak, nerelerden ne gelir ya da çocuklarım nereden ne gelir? Aileme nasıl söylemeliyim? Biraz kemer mi sıkalım? Hep bakın bunlar konuşuluyor. Şu anda bu kartlar dışında bir şey söylemiyorum. Arıyorsunuz. Nereden bulurum diye. Hani bir şey oluyor ben ondan mı para arıyorum değil. Genel anlamda Sırtımı üzüm bağlarına dayamak istiyorum. Devlete sırtımı dayamak istiyorum. Evim olsun, bileyim. Ne olursa olsun, bir göz olsa evim olsun. Gibisinden böyle bir dayanak aradığınız bir dönemdesiniz. Umuyorum ki bulursunuz. Şimdi söyleyeceğim buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Bu bir. İkincisi, bu dönemde maddiyat ve eğitim, kariyer ile alakalı çok böyle sağlık olayları değil. Bu alanlarda sizlerin dikkatli olmanız gerektiğini ve gelen bazı haberlerin yani kurumdan geliyorsa okey kabul. Bir kurum çalışanından geliyorsa gene bir araştırın. Kişi yanlış biliyor olabilir. Sonuçta da bir insan evladı. Yanlış hatırlıyor olabilir. Sonra aa pardonlar siz para kaybedersiniz. Bir şey olur. Ya da yanlış tarih verir size. Aa yanlış söylemişimler. E bu sefer sizin belki bir seneniz gidecek. O yüzden iyice araştırın. Ha kurumdan bir yazı geliyorsa zaten her şey kanıtlıdır. Ama onun haricinde mahalleden bilmem kim teyze ya o işin erbabı değilse mesleğini yapmıyorsa duydum da şöyle de böyle yap da gibi bir şey söyleniyorsa eğitim, kariyer, iş olanakları, parasal durumlarla alakalı çok fazla arkadaşlar işte bilmem kim bana söyledi de hemen gittim sordum uyguluyorum. O söyledi ben hemen haklarımdan feragat ettim. Böyle bir şeye çok fazla girmeyin. Çünkü sizi böyle bir galeyana getirip zaten bir şeyler arıyorsunuz ya sizi yanlış yollara sokabilirler. Belki tanıştırdığı kişi dolandırıcının teki. Dikkat etmenizde fayda var. Ve tabii ki güneş yükselen ay burcu ermiş geldiği için söylüyorum. Bir Başak burcunu anlatırım. Kendinizi huzurlu hissetmek istiyorsunuz. Sadece maddiyat değil bakın genel manada değerli hissetmek istiyorum ve birinin bana sen benim için çok değerlisin, bu iş yerinde çok değerlisin, arkadaşım olarak çok değerlisin, ailemizde çok değerlisin, ona keza işte aşk hayatındaki insansın ve sen çok değerlisin, senden hoşlanıyorum, seni seviyorum vesaire. Böyle bir şey duymak istiyorsunuz ve bununla ilgili Başak Burcu'nun rolü çok fazla. Size bunu söyleyen kişi de olabilir. Bunun söylenmesi bunu duymanız için aracılık eden kişi de bu dönem içerisinde olma ihtimali var. Bakın dedim ya kendinizi çok değerli hissetmek istiyorsunuz. Çünkü siz birilerine çok değer veriyorsunuz. Evet paraya değer veriyorsunuzdur. Zaten parayı genel anlamıyla tutmak saklamak ve parayı yönetmek bir tasarruf dönemi. Sizler için söz konusu kaç paranız olursa olsun bunu akıllıca kullanmak istiyorum. Böyle har vurup parmağınıza vurmanıza izin vermem. Çünkü bu paralar bende. Böyle bir kendinize saklama durumu söz konusu ve bu dönem ve paraya bakın resmen başınızın tacı etmişsiniz sarılıyor. Ve tabii ki bu dönemde ya ben birilerini değerli buluyorsam, değerli olduğunu hissettiriyorsam, hediye alıyorsam, söylüyorsam işte eştir, ailedir bilmem ne. E bunu ben hissetmek de isterim. Ben birilerini başımın tacı ederken birilerini beni ayaklarının altına almasına izin veremem. O yüzden ben bu dönemde bunu yani kendimi değersiz hissettiren ya da bir şekilde benim değerimi düşürmeye çalışan rekabetteki insanlara Karşı sizin bir zafer kazandığınız dönemdesiniz ve diyorum ya arıyorsunuz nasıl daha fazla değer arttırılır? Maddiyat, kişisel değer anlamında. Bakın demek ki sizin maddiyatınız elinizden gidiyorsa burada üçüncü kişiler var. Belki arkadaşlarınız oraya gel buraya gel gelmiyor musun? Seni hemen arkadaş ortamından çıkartırım. Yani maddiyat tabii ki birazcık arkadaş ortamlarında önemli oluyor. Bir hayır dersiniz iki hayır dene gelmiyorsun paran yok demek ki yürü git. Gibi bir muhabbet olabiliyor bazen. E haliyle de aman beni aralarından çıkarmasınlar diye siz çoluk çocuk varsa onlar eşiniz biraz fazla harcamalar yapıyor olabilirsiniz. Bu dönemde dediğim gibi bir şeylerin yönetimi de sizin elinizde. Huzurunuzun kaçmaması için böyle dışarıdan manipülatif tip lere ya da sizi böyle aşağıya çekmeye çalışan değerinizi hem kişi değerinizi hem de maddi değerinizi dolaylı ya da bilerek aşağıya çekmeye çalışan insanlar varsa bunlara karşı dediğim gibi bir zafer dönemi içerisindesiniz. Zaten hepsinin kılıcını, kaşıklarını kırdığınız bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Bazen insanın bir dönemi oluyor ve yetmeye çalışıyor. Hem insan anlamında değer veriyorum, değer görmek için daha çok değer veriyorsunuz. Ya da o kişilerle olabilmek için daha çok para harcıyorsunuz. Daha çok bir şeyler yapıyorsunuz. E bir yerde bitiyorsunuz yani. Değer vere vere artık siz de içten gidiyorsunuz. Hem yani maddi hem yani manevi. Şimdi diyorum ya bu dönemde bunu fark ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yani Aralık ayına bakarsanız çok farklı bir alandan aslında sizleri ah, ah, bak, bak 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 o e, maddiyatla ilgili insanlar ve değer vermeyen insanların bakın bıçakları görüyor musunuz? Üstünüz örtülü siz kendi kendinize. Bakın düşünün kendi kendinize. Üstünüz örttükten sonra kendime hadi bıçaklayayım yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Demek ki başkaları var. Demek ki üçüncü, dördüncü kişiler vesaire var ki sizin hayatınızı arkadaşlar biraz sıkıntıya sokmuşlar. Tabii ki siz kendi kendinize gideyim hemen hepsiyle konuşayım. Ya en iyisi yollarına baksınlar. Bırakın yani. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bu daha önce yaşandıysa tekrarı olabilir. Hayır hiç yaşanmadı diyorsanız bir bu aralık ayında bu tarz bir durum olabilir. Hani benim eşim var bana değer vermesi gereken. Ben niye üçüncü kişilerde aşk, ilgi, sevgi arıyorum diye sorabilirsiniz kendinize. Belki üçüncü bir ilişki var ya da olacak böyle bir içiniz gidiyor. Bir şeyler oluyor, bir çekiliyorsunuz bir tarafa doğru. Dikkat etmekte fayda var. İş, iş mi arıyorsunuz, işiniz varken? Demek ki orada memnun değilsiniz, değer görmüyorsunuz. İşte bir şeyler oluyorsa ve kendinizi suçlu hissediyorsanız bir öncelikle etrafa bakmak önemli olacaktır. Bir arada tabii ki mahkeme geliyor. Mahkeme varsa arkadaşlar bakın önce bir bitiş olmuş, önce bir ölüm olmuş, önce her şey bitmiş yani hani şöyle söyleyeyim. Artık hani insanın böyle yeter artık vazgeçtim her şeyden, her şeyden vazgeçiyorum dediği bir nokta olur ya. Hani lanet olsun yani ya. çok doğru bir laf değil ama yani lanet olsun ya hani dediği bir nokta olur ya. Bakın o olmuş ondan sonra herkes tabutundan çıkıyor. Buradakilerden bir tanesi sizsiniz. Çünkü sonra üfleniyor. Çünkü sizin zamanınız geliyor. Çünkü herkesin o yaşadığı ya da yaşattıkları karmasının ardından aldığı bir sonuç vardır. Kiminin iyi kiminin kötü. Şimdi bu dönemde tabii ki siz de dahil olmak üzere. Yalnız burada daha çok bu sıkıntıları size yaşatan kişilerle ilgili söylüyorum. Buralarda herkesin hak ettiğini aldığı bir durum var tabii ki mahkeme olduğu için. Onun haricinde ekstradan söylüyorum. Eğer ki bir mahkeme varsa günlük hayatta baya baya bir mahkeme durumu varsa buralarda mağdur olan kişi, ezilen kişi olarak görünüyorsunuz. Mahkeme kartı tabii ki üste kaldığı için biraz daha sizlerin bu konuda hakkınızı alma konusunda belki bazılarınız direkten dönebilir iyi anlamda söylüyorum hakkınızı aldığınız umduğunuzu aldığınız bir dönemdesiniz. Kılıç Kralı. En sevdiğim kartlardan bir tanesi, en güçlü kartlardan bir tanesi. Sizi ayakta tutan ve hani savaşı kazandığınızı birisine, bir sisteme, bir insana, bir yere kendinize özellikle kanıtlıyorsanız. Buralarda şöyle yapayım da kamera gitmesin. Kendinizi kanıtladığınızı, kanıtlayabildiğinizi, alacağınız bir şey varsa bunu aldığınızı Hak ettiğiniz makam ve mevkide olduğunuzu anlatan bir karttır. Aynı zamanda şampiyon olarak geçer aslında bakarsanız sevgili arkadaşlar. Şampiyon kime denir? Kazanan, herkesi elemiş ve bir şey varsa işte kupa mı var, ne var, para mı var, işte bir makam mı verilecek, bu mu vaat ediliyor? İşte bunu kazanan insan olursunuz. Şimdi güzel arkadaşlar bir şeylere evet bakın tam kazanabilecekken neden birilerinin sürekli etrafınızı yani karadullar var ve etrafınızı örmelerine neden izin veriyorsunuz? Yani soruyorum. Çünkü bile isteye bir şeylere lades solunmuş. Bu onun kartıdır. Lütfen ama lütfen etrafınızda zararlı olup da zehirli olup da gezinen insanlara bir stop, dur. Yeter. Git artık. Dininiz bu bir. İkincisi kılıç sekizisinde kaybetmekten öte. Kaybetmemişsiniz daha. Bakın kaybetmiş Bir zaman kaybetmişsiniz. Okey kabul ediyorum. Ama daha kaybetmemişsiniz. Her an bir şeylere dur diyebileceğiniz olaylar var. Bunlara birazcık müdahale etmek, gerçekleri görmek, çok hayale kapılmamak hemen umutsuzluğa kapılmamak, bütün ümitleri hemen yitirmemek gerekiyor. Bakın zaten ne diyorum? Belki ilk zamanlar birazcık hayal kırıklıkları, belki şu olayı yaşadıktan sonra canınız sıkılabilir ama hemen ne yapıyorsunuz? Tekrar bir Arama dönemine giriyorsunuz. Bakın bu kart da aynı şekilde. Arkada, e, ay yanlış yeri gösteriyorum. Şurada bakın rakiplerinizi yenmişsiniz. Birileri artık geride kalmış. Arka planda kalmış. Bu dönemde sizi çok iyi destekleyen, sizin başarılarınızla ilgili e, size duygusal anlamda destek olacak çok fazla insan yok. Var diyeceğim zannettiniz. yok. Çok az insan var. Şimdi bazen insanlar şöyle olabiliyor. Size desteklerler, desteklerler, başarılı olmanızı isterler ama onlardan başarılı olmanızı istemezler. Onlardan başarılı olduğunuzda sevinecek kişiler ananız, babanız varsa kardeş, eş, çoluk çocuk. Yani belki onlardan bazıları bile değil yani hani. Bunu kıskanabilirler. O yüzden çok aslında yakın olmanıza rağmen aynı ortamlarda bulunuyor olmanıza rağmen yine de sizin bu çiçeklerle Güzelliklerle olan kutlamalarınıza, başarılarınızı bazı insanlar istemez, istemiyorlar ve size arkalarını dönmüşler. Tabii ki bazı insanları geçmişte köprülerin arkasında oldukları yerde bırakmak ve yanınızda olan insanlarla güzel geçitlerin, güzel kapılardan geçerek ilerlemenin verdiği hazzı yaşamak bu dönemde sizler için ekstradan önemli. Ve aradığınızda aslında bulduğunuz bir dönemin içerisindesiniz. Dedim ya kazanır mısınız, kazanmaz mısınız? Şimdi onu söyleyeceğim. Burada arkadaşlar net bir kazanç var. Kazanma durumu var. Bir de bu kartta ekstradan bir şey vardır. Çok böyle spesifik insanların, çok belli başlı kişilerin davet edildiği, çok belli başlı insanların kazandığı. Ya Burs mu kazanacaksınız? Çocuğunuz burs mu kazanacak? Siz bir sınava mı giriyorsunuz? Bir sonuç mu alacaksınız? Çok ya bir davet mi var? Çok belli, çok az, çok kısıtlı insanın sahip olduğu bir ayrıcalık. Bu dönem içerisinde sizlerin gündeminde olabilir. Bir şeytan var. Şeytanın bu kartın üstüne gelmesi. Ha avukat işleri vesaire varsa burada çok şanslısınızdır bu bir. İkincisi bu size yardımcı olacak kişi bir Oğlak burcu olabilir. Bir de bu kartın üstüne bu geliyorsa yani ya yardım alıyorsunuzdur, bir bağımlılıktan kurtuluyorsunuzdur, iki. Üçüncüsü de, yani bundan dolayı memnunsunuzdur, üçüncüsü de yürü ya kulum durumu vardır. Hani onu söyleyeyim. Ya hadi, hadi canım. Hadi ilerle, ilerle, ilerle. Birinden yardım alıyor olabilirsiniz dediğim gibi. Ya da bazen insanın hiç beklemediği yerden işi iyi gider. Değil mi? İşi iyi gider yani. Hiç beklemiyordur umuyor. Mesela ben YouTube'a başlarken Aa, benim 200-205 bin abonem olacak diye ben bu yola çıkmadım ki. Sizin de böyle ya başlıyoruz hadi bakalım. Bismillah güzel oldu kazandım. Evet bir de bundan sonraki süreç var. Burada işte yürü ya kulum denildiği bir dönemin içerisinde olduğunuzu da söyler. Aa, çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bakın güzel olan ne biliyor musunuz? Sizin bir gerçeklik var. Yani normalde çok mu hayalcisiniz? Tabii ki hayalcisiniz sonuçta hava bu grubusunuz. Hayal kurmayı uyurken ay zengin olsaydım, ya ailemi ne yapardım, nerelere götürdüm, nasıl alışveriş yaptırdım mesela genelde bu tarz şeyler düşünebiliyorsunuz. Hayal dünyanızda işte zengin olsaydım nasıl olurdu? İşte şu meslekte olsaydım, işte avukat olsaydım insanları nasıl işte e, dumur ederdim gibi böyle çok hayalci bir yönünüz olabiliyor. Ama bu bu dönemde biraz daha e, hayallerden çıkıp gerçekliğe doğru atınızla gerçekliğe doğru, gerçek burası, ilerlediğiniz bir dönemdesiniz. Demek ki yani kısacası bu şu demek. Sen hayallerini gerçekleştiriyorsun. Ya keşke yurt dışına gitsem, keşke şunu yapsam, böyle yapsam. Ya öyle bir yol, öyle bir süreç gelir ki. Sen kendin biriktirdiğin parayla gitmek istersin, gidemezsin evlenirsin, evlendiğin kişiyle gidersin. Yani bu tarz, işte ben kendim gidecektim, gidemezsin, çoluk çocuk bir maddi anlamda bir kazanç sağlar. Cesaret bulamazsın, gidemezsin. Onların vesilesiyle bir gidiş durumu, biri seni davet eder, alır seni götürür bir akraban varsa. Bu tarz bir olay ya da iş seni gönderir. Bu tarz bir durumunuz. Bu dönem içerisinde olabilir. Dediğim gibi hayallerden çıkıp da gerçekliğe doğru gittiğiniz bir dönemin içerisindesiniz ve bu dönemde arkadaşlar bir şeyler size daha kolay gelir. Size bu kadar ne bileyim 50 santimlik bir basamak sunuyorlar. Şimdi onu defalarca çıkmak çok zor. İşte o 50 santimlik basamak dediğim gibi size bir yardım var. 15-20 santime inebilir. E daha kolay çıkarsınız. Evet gene o merdivenler çıkılacak ama bir tık daha kolay. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.